temel taşlarından yazar Sebahattin Ali'nin devlet eliyle kaybedilişinin 76. yılındayız. 41 yaşındaki Sebahattin Ali, 31 Mart 1948 sabahı yurt dışına çıkmak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Ailesi ve arkadaşları kendisinden bir daha haber alamadı. Onun akıbeti bugüne kadar karanlıkta bırakıldı. Devletin resmi açıklaması, Sebahattin Ali Bulgaristan'a kaçarken milli hisleri galeyana gelen bir kaçakçı tarafından öldürüldüğü yönündeydi. Ancak yakın çevresi Sebahattin Ali'nin Kırklareli Emniyeti'nde işkenceyle sorgulanırken öldüğüne ve bedeninin kaybedildiğine inandı. Sebahattin Ali, baskıcı hükümet politikalarına muhalefet ettiği, yoksulluğu ve yolsuzluğu gündeme getirdiği için yıkıcı propaganda yapmakla suçlanıyordu. Hakkında soruşturmalar açılıyor, mahkumiyetler veriliyor, eserleri dönemin Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanıyordu. Ağır baskı altında çalışamaz, nefes alamaz hale gelmişti. Yurt dışına çıkmak istiyor ama pasaport alamıyordu. Sonunda bir kaçakçıyla anlaşarak yurt dışına çıkmaya karar verdi. Ancak anlaştığı kaçakçı Ali Ertekin'in dönemin haber alma teşkilatı olan MAH için çalışan bir ajan olduğunu bilmiyordu. Ertekin onu sınırı geçeceğiz diye Kırklareli'ne götürdü. Sonrası ise bilinmezliğe terk edildi. İlhami Soysal, 40'lı yılların bakanlarından Cemil Sahip Barlas ile aralarında geçen bir konuşmayı kamuoyuyla paylaştı. Bir akşam bir yemekten dönüyordu. Yolda yürürken Sebahattin Ali olayını açtım ve bu kaçış ve öldürülüş hikayesine ne diyorsunuz diye sordum. Barlas birden durdu, elimi tutarak şöyle dedi. Hiç sorma bu hikayeyi. Şöyle ya da böyle hepimizin elinde kanı vardır. Ulaşmıştır bu cinayet hikayesine. Üstüne gitmemiz lazım. Gidemedik. Hatay, Türkiye'nin en büyük yazarlarından biriydi. Ölümünden biz sorumluyuz. 76 yıldır süren bu inkar ve adaletsizlik artık son bulmalı. Sabahattin Ali'nin mezar yeri açıklanmalı ve kaybedilme süreci tüm açıklığıyla gözler önüne serilmelidir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde bulunan gizli dosyalardaki Sabahattin Ali ile ilgili bilgiler kamuoyuna açıklanmalıdır. 993. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. Bir iktidar geçmişteki gözaltında kaybetme vakalarını araştırmak ve faillerini cezalandırmak için gerekli adımları atmaktan kaçınırsa bu durum olayın üzerine örtmek ve suçu meşrulaştırmak anlamına gelir. 993. haftamızda bir kez daha ilan ediyoruz. Sebahattin Ali'nin yalnız ideallerinin değil, akıbetinin de takipçileri olmayı sürdüreceğiz. Kaç yıl geçerse geçsin, Sebahattin Ali için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.